Yatak yarası, bası yarası nedir? Yatak yarısına neyi gelir, nasıl geçer? Yatak yarası, genel olarak vücudun belden aşağısında görülen bölgenin fazla basınca maruz kalmasından dolayı veya sürtünmeden ötürü oluşan yaralara verilen isimdir. Genel sebebi vücudun aşırı derecede hareketsiz kalmasıdır. Ancak bunun başka faktörleri de vardır. Özellikle uzun koma dönemleri, sorunlu yatak istirahatleri, kanser gibi durumlarda vücudun aşırı hareketsiz kalması basınç birikmesine neden olur. Bunların yanı sıra aşırı kilo, cildin nemlenmesi, zayıf kan dolaşımı, yetersiz ve zararlı beslenme gibi durumlarda insan vücudu yara şeklinde reaksiyonlar gösterebilir. Bu durumda yatak yarası adını alan derin ve geniş oyuklar meydana gelir. Basık yarası olarak da bilinen yatak yarası genel olarak kuyruk kemiği bölgesi, kalça, bel, sırt ve ayak bileği kısmında görülür. Neyi gelir? Yatak yarası farklı yerlerde incelenir. Bu tıbbi olarak da toplamda 4 evre şeklinde değerlendirilmiştir. Bu evrelerin gözlenme süreci yaranın oluşumuna ve büyüklüğüne bağlıdır. Birinci evrede ilaç ve kişisel yara bakımı yatak yarasının gelişimini engelleyici niteliktedir. İkinci evre, yaranın yavaş yavaş kendini belli etmesi durumuna verilen isimdir ve bu evrede krem tedavisiyle ilaçlarla koruma sağlanabilir. Üçüncü ve dördüncü evrelerde ise mutlaka cerrahi müdahale gerekebilir. Dördüncü evreye geçilmeden mutlaka profesyonel yardım alınarak erken teşhisle yaranın genişlemesi durdurulabilir. Yatak yarası tedavisinde cerrahi müdahale en son safhada gereken bir durumdur. Bu nedenle de erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi yatak yarasında da son derece önemlidir. Yatak yarasının en önemli tedavi süreci tıbbi bakım ve ilaçların yanı sıra kişisel bakımdır. Kişisel bakımda en önemli unsursa sağlıklı beslenme ile proteini bol gıdaların tüketilmesidir. Yatak yarasının tedavi sürecinde özellikle çinko, demir, bakır içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yatak alışkanlıklarının değiştirilmesi ve uygun pozisyonlarda yatılması gerekiyor. Özellikle aşırı kilo problemi olan insanlar için uygun bir diyette kilo verilmesi sağlanmalıdır. Cilt bakımda yatak yarasının geçmesinde önemli bir etkendir. Cildin kuru ve aşırı derecede ıslak bırakılmasına dikkat edilmeli, kişisel temizliğe önem verilmesi gerekmektedir.